Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde değer kaybında ilerlerken altının gram fiyatı ise sabah saatlerinde dolar TL'deki yükselişin etkisiyle rekor seviyesine yaklaştı. Altının ons fiyatı 3 haftalık aralıksız yükselişinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlarken yeni haftaya da kayıpla başladı. Ancak küresel piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan İsrail Filistin arasındaki savaş nedeniyle Altın fiyatlarının güvenli liman talebiyle yüksek seviyelerde hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, elinde altını olanlar ve altın alacaklar için açıklamalarda bulundu. Altının onsunda biraz bir gevşeme oldu. Ama aslında Amerika faizi yükseltmek mecburiyetinde ama maalesef enflasyon baskısından kaynaklandığı için faizi sabit tutmak zorunda kalıyor. Ancak şu var, e, tabi e, genelde para piyasaları e, sadece alınan kararlarla neticelenmiyor. Jeopolitik, e, sosyoekonomik bir takım dünya üzerindeki riskler de altının fiyatlanması, TL fiyatlaması bize yansıyan kısmı ile olan bölgelerde çok ciddi derecede etkileniyor. Sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi Hamas ve İsrail arasındaki yaklaşık bir ay öncesindeki başlayan e, savaş unsurunun jeopolitik riskleri özellikle orta... Doğu coğrafyasında yayılıp yayılmama belirsizliğini e, altın gibi bu tip böyle değerli madenleri ciddi derecede e, primlendiriyor ve yukarı doğru yuk e, fiyatlandırıyor. Bu da e, altın yatırımcısını e, hem bu konuda bu savaş ihtimalinin genişlemesi boyutundaki olan süreç hem bu saatten sonra da e, zaten altına karşı olan bir yatırım aracılığı var insanların seviyor bizim halkımız. Neticede altına olan güvenli liman unsurunu da her daim olarak koruyorlar.